Diyabet nedir? Diyabet türleri nelerdir? Tip 1 diyabetin diğer diyabet türlerinden farkı nedir? Tip 1 diyabet nedir? Tip 1 diyabetin tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını Avrasya Hospital Medikal kadrosunda yer alan uzman doktor Metin Yegen yanıtladı. Şeker hastalığı şekerden kaynaklanan bir şey. Yediğin maddelerden şeker şeyler şeker hastalığına yakalanır. Kanda insülin değerinin yüksek oluşudur. Bende şeker yok. İnsülin direncinin düşmesi galiba. Ama bende yok. Ondan sonra İnsülin üretiminde bir problem var orada. Neye? Körlüğe bile yol açabiliyor. Diyabet, halk tabiriyle şeker hastalığı, insanın kan şekerinin yükselmesiyle seyreden ve bu yüksek kan şekerinin doku, yani hedef organ hasarına neden olduğu halkımızda da oldukça yaygın görülen bir hastalık. Diyabetin yaklaşık olarak 3 tane tipi var son güncellemelerden sonra. Özellikle genç yaşta görülen, genetik bir temeli olmayan, yani kişinin anne ve babasında olmamasına rağmen rastlantısal olarak hastada görülen, özellikle genç yaş popülasyonda daha sık, kişinin pankreasının beta hücrelerinden insülin salgılanamamasıyla karakterize, doğal olarak da kişinin kanında hiç insülin olmamasıyla bizim tanı koyduğumuz bir diyabetin bir tipidir. Tip 1 diyabetli hastalar genellikle kendileri şeker hastası olduğunu bilmezler. Doğal olarak acil servise başka bir nedenden dolayı başvurduklarında rastlantısal olarak kan şekerinin yüksek saptanması sonrası araştırmalar sonucunda tanıları konur. Bu kişiler hayatları boyunca insülin kullanırlar, insüline bağımlıdırlar. Tip 1 diyabetli hastaların insülin dışında bir tedavisi yoktur. Doktor kontrolünde uygun dozda insülin kullanan tip 1 diyabetli hastalarda diyabete bağlı organ bozukluklarına rastlanmamaktadır. Doğru tedavi altındaki tip 1 diyabetli hastalar yaşamlarını diğer sağlıklı insanlar gibi normal şekilde sürdürebilirler. Tip 1 diyabetli hastalarda standart kullanılan insülin kalemleri dışında insülin pompası gibi kişinin hayatını ve normal iş yaşamını etkilemeyecek şekilde insülin kullanmasını sağlayacak tedavi modaliteleri de bulunmaktadır.